1000 oranı dediği için 1000 ile çarpacağız arkadaşlar 4 çarpı binden 4000 santim yani 40 metre Sonra yine 2.6'yı da 1000 ile çarparsak 2600 yani 26 metre demek ki bunun arazisi Böyle 40'a 26 şeklinde yalnız e, Burada komşudan 5 metre geride yapacağı için 5 metre bunun sağ, soldan Kısalacak Yine sağdan da kısalacak 5 metre Bir de bize ne demiş 3 metrede bu şekilde yukarıdan yine aşağıdan 3 metre kısalacak. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 40 eksi 10'dan 5 5 30 yine 26 eksi 3 artı 3'ten 20'ye düştü. Yani buraya ev yapacaksanız şu kadarlık kısma ev yapacaksınız. 30 çarpı 20'den 600 metre kare oldu A şıkkı. Kendi kendi için öklit kullanacağız burada. Bakın HB'ye A dersem buraya da B dersem şöyle yine bir A dediğimizde öklit neydi? Ee, A çarpı A artı B arkadaşlar bakın şimdi. A çarpı A artı B burada bize neyi verir? B verir doğru mu? X kare. Aynı zamanda dikdörtgenin alanına dikkat. A çarpı A artı B 117. O zaman 117'nin karekökü olan 3 kök 13 x'e eşitmiş c şıkkı. Sayılar tabii ki 45, 45, 90. Yani burası da 90, burası da 90 arkadaşlar, burası da 90, burası da 90 bu yüzden. Şimdi bundan sonra şöyle harflendireyim. Şuraya a diyeyim, buraya a diyeyim. 45, 45, 90'dan Şöyle bir e, A kök 2 olur. Buraya b BB dersek yine 45. Bakın 45. O zaman B kök 2 olur. Aynı şekilde yine A kök 2. E, şöyle 45, 45, 90'dan burası da A kök 2. Şimdi 2A kök 2 artı B kök 2. 13 santim. A kök 2 de 3 santim. Burada yerine yazarsak A kök 2'yi 6 olur. B kök 2 de 7 olur. Demek ki. A 3 bölü kök 2 imiş. B de arkadaşlar 7 bölü kök 2 imiş. Demek ki bu dikdörtgenin daha doğrusu karenin çünkü kenarları birbirine eşit geldi. Bir kenarı 3 artı 7 bölü kök 2'den 10 bölü kök 2 yani 5 kök 2. Karenin alanı buradan 5 kök 2'nin karesi 50 oldu C şıkkı. Daha kolay görmek için sadece bu şekil üzerinde çalışalım. Burası 15 verilmiş. Bir de şuna dikkat etmek lazım. 1 döndürülünce 2 numaralı yere geliyor. 2 döndürülünce 3 numaralı. İşte döndürülünce 3 de aslında 4'ün yerine gelmiş oluyor bir nevi döndürdüğümüz zaman. O yüzden bu üçgenlerin hepsi eş üçgen. Sonra arkadaşlar ben şuraya A desem yöndeş açıdan A olur. Burası da A olur. O zaman şu üçgenle buradan bir tane dikindirirsem bu üçgen eş üçgenler olur. 90'ların karşısı da 15'e 5 e olduğu için benzerlik oranı 3'e 1. Şöyle 3K desek burada A'nın karşısı K olacak arkadaşlar. Ee, yine B'nin karşısına şuraya B diyelim. Ee, burada A'nın karşısına demiştim ben bir saniye. ha. O yüzden düzeltiyorum. Şuraya 3K demeliyim. Sonra arkadaşlar şöyle buraya B dersek buraya 3M diyelim. B'nin karşısına da arkadaşlar M diyelim. Buna göre eşlikten dolayı K burası M, burası M. Şimdi gördüğünüz gibi şu kısa kenar M artı 5 artı K geldi. Aynı zamanda bu kısa kenar bakın buraya eşit, burası da 3K olduğundan M 2K eksi 5 oldu. Şimdi şu üçgende Pisagor 9M kare ve K da normalde 9K kare. O zaman e, M gördüğümüz yere 2K-5 yazacağız. 9 M kare de buradan. 9 2K-5'in karesi artı 3K yani 9K kare eşittir. 15'in karesi 225 olacak. 9'lar sadeleşir. 2K-5'in karesi artı K kare 225 bölü 9 da e, 25 olacak arkadaşlar. Buradan değer verebilirsek değer vereceğiz yoksa devam edeceğiz. ikinci derece denklem çözeceğiz. K'ya 4 versek sanki oluyor değil mi? 4'ün karesi. Burası 4 gelik 8 8, 8, 8, 8, 5, 3'ün karesi evet. K buradan arkadaşlar 4'müş. Böylece x de 12 olmuş oldu. Hangi şık? D şıkkı. Kök 6 ve 3 kök benzerliğinden bir gidelim arkadaşlar. Şöyle Şuraya alfa dersem, buraya beta dersem dik üçgenden dolayı. Burası da beta, burası alfa, burası beta. Şimdi 90'ın karşısı kök altı, 90'ın karşısı 3 kök altı. Beta'nın karşısına 3m diyorum. Beta'nın karşısına m diyorum. Bundan sonra şöyle bir şey yapacağım. EF'ye x diyeceğim. Burada da mecburen abx olacak. Öklitten hallediyorum. Bakın şimdi 3m çarpı x öklitten 54'e eşit. AHB üçgeninde. Dikdörtgenin alanı sarı dikdörtgenin alanı kaç? M çarpı x o zaman zaten mx buradan 18 geldi. C, -f -e alanını bulmuş olduk. E şıkkı. Gezegenler birbirini ortaladığı için bunları kullanalım. Birbirlerine eşitler böyle. Şimdi 4 kök 2 olduğuna göre şöyle bir tam ortadan dikindirirsek 2 kök 2 olur arkadaşlar. Şöyle yine x 6 eksi x dediğimizde x çarpı 6 eksi x öklitten 8 demek ki x buradan 2'ymiş. Şimdi 2 olursa böylece 4 olur. Orta nokta olacağı için şöyle bir r noktası AF'ye de 2 kalır. Geniş açılı üçgen yüksekliği 2 kök 2. Taban 2 bölü 2'den üçgenin alanı 2 kök 2 oldu b şıkkı. Alfa alfa Beta beta dersek 2 alfa 2 beta 180 paralelden dolayı o zaman alfa artı beta 90. Şimdi bu açı ortaylardan da yararlanarak şöyle bir paralel çekeceğim bakın. Z'den dolayı alfa, Z'den dolayı beta. Dolayısıyla D o, o, e eşit geldi. O de O E'ye eşit geldi. Bundan dolayı 5 12 13 6.5 6.5 ve O de bakın O de pardon 6.5 oldu. Şimdi şuradan devam ettirirsek tabii ki O orta noktaysa paralellikten buraya P diyeyim. P de orta noktadır ve orta taban olur. OP 5'in yarısı 2,5. Demek ki aslında buradaki kısa kenar gerçekte 9 birimmiş. BF'ye 4 kalır. E, P orta noktaysa E de orta noktadır. 6 6 olacaktır. Burası da 9 oldu. Şimdi 6 9 3 kök 13 6 4 2 kök 13 üç, dik üçgenin alanı 2 kök 13 çarpı 3 kök 13 bölü 2. Bunlar sadeleşti. 39 oldu E şıkkı. Şöyle birleştirirsek. Aynı zamanda kelebek benzerliğini de görürsek EB 8 olacak arkadaşlar. Şimdi 5 olduğu için 5 çarpı 2 bölü 2'den zaten ADE'nin alanı 5. Bu arada geniş açılı üçgenden dolayı buraya SS S dersek 2S de 8 çarpı 5 bölü 2. Yani S buradan e, 20 10 oldu arkadaşlar. 10 artı 5'ten de 15 ADK'nin alanı B şıkkı. Burada DF kenarı bakın çok alakasız duruyor. Bir de eğik bir kenar. Acaba Pisagor yapabilir miyiz diyerek arkadaşlar şu dik V'lerden yararlanırız. DCB'deki 90 dereceden yararlanarak şöyle aslında CE'yi uzatıyorum. Sonra yine D'den de bir tane dik indiriyorum. Böylece bakın artık şuraya P dersem PCF doğrusal bir biçimde PFPD bir dik üçgen oluyor. PFD dik üçgen olduğu için artık şunu söyleyebiliriz. Alfa buraya da beta diyeceğim. Sonra arkadaşlar burası yine alfa buraya da beta diyorum. AB BC'nin 4 katı denmiş. O zaman benzerlik oranı 1'e 4 gördüğünüz gibi ve ne söylerim? Alfa'nın karşısı 1 ise alfa'nın karşısı 4. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı 12. Şimdi şu üçgende gösteriyorum. 5 12 13 oldu arkadaşlar. A şıkkı. Benzerlik konusunda bahsettiğim ezber model sorular var arkadaşlar. İşte bu kare ve dikdörtgenli karşımıza gelecek. Bunlardan bir tanesi 90'ların fazla olmasından yararlanarak şöyle içeride alfa beta 90 oluşturma olayı bakın alfa dersem buraya da beta dersem mecburen buraya beta derim buraya da mecburen alfa derim şimdi hangi üçgenler benzer ADP üçgeni ile burada AFB üçgeni alfa beta 90 olduğu için benzer ve bakın şimdi büyük üçgende alfanın karşısı 6 o zaman küçük üçgende alfanın karşısı şuraya x diyeyim. Büyük üçgende 90'ın karşısı 3y olsun. Küçük üçgende 90'ın karşısı y. O zaman benzerlik oranı 3'müş. 2 oldu x. x 2 olduğu için de mor üçgen geniş açılı bir üçgen. Yüksekliği 2. Taban 6 bölü 2'den üçgenin alanı 6 oldu. D şıkkı. 2 alfayı şöyle kullanabiliriz bakın. Böyle bir köşegen çizdiğimiz zaman Z'den dolayı 2 alfa. Köşegen parçaları da birbirine eşittir. DBA da 2 alfa. Şimdi dikkat. E açısı 90 alfa 90 eksi alfa kalır. Şuraya da dikkat edin. İkiz üçgenden dolayı yine tabii ki 2 alfa. Şöyle ADB'ye 90 eksi 2 alfa. E toplayınca burayı D açısı 90 eksi alfa oldu bakın. 90 eksi 2 alfa alfa da Aslında DB de EB'ye eşitmiş. 90 eksi alfa 90 eksi alfa olduğu için. 9 12 15 bakın burayı da söyleyeyim bir daha. 90 eksi alfa 90 eksi alfa olduğu için DB ile EB eşit. 9 12 15 o zaman EB de 15 olacak. 3 kaldı. 9 3 3 kök 10'dur Pisagor'dan. Cevap A şıkkı.